Merhabalar, Saat 20 Dünya Ali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız dünyada. Önce bültenden bazı başlıklar ve de Dünya Ali'nin sonraki haberleriyle ilgili gelişmeler de var. Görüşme başladı. Tillerson Ankara'da Amerikan Dışişleri Bakanı ve Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Ve malum konular masada, Amerika'nın teröre desteği ve son gelişmeler. Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, terörle mücadelede kimseye kimlik sormayız dedi. Ve Münbiç'te olası bir Türkiye-Amerika karşılaşmasıyla ilişkin net ifadeler kullandı. 24 televizyonundaydı Bakan Bozdağ ve açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda hükümet sözcüsü tabii ki. Türkiye blöf yapmıyor, laf cambazlıklarına karnımız tok dedi Bekir Bozdağ. Ve az önce canlı yayında da aktardık. Başbakan Binali Yıldırım Almanya'da Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Türkiye'nin öncelikleri ile Almanya'nın öncelikleri arasında farklılıklar ortaya çıktı. Başbakan Yıldırım hepsine gereken cevabı verdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Milli Mutabakat İttifakı'nda gelinen son nokta gündemdeydi ve iki lider pazar günü tekrar bir araya gelecek. Daha sonra Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı 27. gününde şu ana kadar 1528 terörist öldürüldü. 63 nokta teröristlerden temizlendi ve Dünya Ali. Şimdi külliyede görüşme başladı fakat tabii ki öncesi var. Savunma bakanlarının aslında hem Roma'da hem Brüksel'de bir araya geldikleri biliniyor. Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Amerikan Savunma Bakanı Mattis'in görüşmeleri. Mattis görüşmesine dair Bakan Canikli açıklamalarını yaptı. Bunlar taze görüntüler. Az önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelen görüntüler. Tillerson Ankara'da ve bütün bu sürecin devamı olarak kilit görüşme. Tillerson'ın bu görüşmede Suriye dışında başka meseleler de konuşmak istediği anlaşılıyor. Onların da konuşulacağı işareti var. Ama tekrar malum gündem Amerika'nın Suriye'de ne yapmak istediği ve ne yapacağı. Örneğin Tillerson'ın Ankara'ya gelmeden önce Lübnan'da yaptığı o açıklama. Ağır silah YPG'ye asla vermedik. Dolayısıyla geri alacak bir şey yok. Bu tekrar bütün şimdiye kadarki anlayışı zaten değiştiren ya da bir başka deyişle de bir anlayışı da doğrulayan ve de gidişatın teyidine yarayan bir ifade. Ağır silah yok dediği noktada tabii ki işler değişiyor. Onun da tekrar kendisine sorulup hatırlatılması lazım. Ne yaptıklarını biliyor mu diye. Tekrar bilgi dışı, Amerika'nın hangi biriminin ne yaptığı konusunda netlik yok. O yüzden Mattis'in açıklamalarına bakıyoruz örneğin. İşte ortak zemin bulduğumuza inanıyorum. Ortak zeminde olmadığımız noktalar da var. Bazen savaş size kötü alternatifler, tercihler getirebilir diyen bir Mattis var. Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile olan görüşmesinden sonra yaptığı yorum. Şimdi Türkiye ile Amerika arasında ortak zeminden başka bir zemin olmaması gerekiyor ilke olarak. Ama bunun da değiştiğini görmekteyiz. Artı işte çok net, çok açık, çok samimi, çok açık gözlü, açık sözlü görüşmeler yapıyoruz diyor. Bunlar içeriği değiştirmiyor. Yani diyaloğun olması demek ya da işte konuşuluyor olması demek netice alınıyor ya da tatmin edici netice alınıyor anlamına da gelmiyor. Açık sözlü ve dürüstçe konuştuk. Evet, yani teröre destek veriyorsunuz diyor Türkiye. Bundan daha açık sözlü olamaz. Ama bundan sonrası asıl icraat zamanı, işte o icraat konusunda büyük boşluklar var. Birlikte yapacaklarımız ve atacağımız adımlar
var mı ona bakacağız diyor Mattis. Yani olmayabilir de gibi. Birlikte atılacak adımlar var ya da atamayacağımız adımlar var şeklinde. Bu işte savaş alanında her zaman iyi tercihler olmaması meselesi o bir çıkış yolu olarak ya da kaçış yolu olarak ima ediliyor olabilir. Ama şu noktada herhalde yapılacak açıklama bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşme sonrası varılacak durum. Son nokta burası. Son nokta külliye. Bu arada gün boyunca vardı bu Lübnan'da Tillerson'ın yalnız başına bekletilmesi olayı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisi diyor ki bekletme yok. Ya sadece Tillerson erken geldi randevuya. Erken geldiği için orada bekledi. Birkaç dakika erken geldi. Biz normal vaktinde geldik ve karşıladık diyor. Lübnan Dışişleri Bakanı odaya girerek karşılamıştı. O da tam vaktindeydi. Dolayısıyla bir protokol aksaklığı yok falan diye bir şeyler anlattı Lübnanlılar. Son durum bu. Tekrar külliyeden yapılacak açıklamalara bakacağız bundan sonra. Enerji Bakanı Berat Albayrak, Bakü'de, Azerbaycan'da Devlet Başkanı İlham Aliyev'le de görüştü. Konu TANAP projesi, Anadolu gaz hattı, işte Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden başlayarak Anadolu'ya ulaşan, oradan da İtalya'ya gidecek olan gaz hattı. Oradan bilgiler var. Görüşmede Bakan Albayrak'ın Başkan Aliyev'e boru hattı hemen hemen tamam, hazır. Zaten deneme testlerde başladı bilgisini verdiği duyuruldu. Yani boru hattı aslında hazır. İşte testler yapılıyor, son testler. Ve bu testlerin bitiminde de Temmuz ayında Trans-Anadolu gaz hattının açılacağı ve gaz akışının başlayacağını Bakan Albayrak ifade etmiş Bakü'de. Bu aynı zamanda Türkiye'ye gaz getiren bir hat. Önemli bir hat olarak biliyoruz. Güney hattı olarak geçiyor gaz koridorları trafiğinde. Ve Türkiye'den sonra Yunanistan üzerinden Adriyatik ve İtalya'ya gidecek. Daha önce anlatmıştık. İtalya geçişi, Adriyatik geçişi için Avrupa Yatırım Bankası yeni kredi vermişti. 1,5 milyar euroluk kredi açmıştı. Dolayısıyla o tarafın tamamlanması da bekleniyor. Ama işte toplamı 3500 kilometrelik bir boru hattı. Bunun büyük bir kısmı Anadolu'dan geçiyor. Anadolu'ya kadar gelecek olan hatla Türkiye Azerbaycan'dan gaz almaya başlayacak. Tekrar tarih olarak Temmuz verilmiş durumda. Almanya'da Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Merkel'le görüşmesini biliyoruz. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye ile iyi ilişkilere önem verdiğini vurguladı. Türkiye ile iyi ilişkilere pek önem vermeyen başka siyasetçiler de var Almanya'da maalesef. AfD denen bu aşırı her şeyin garip aşırısı olan partinin bir yerel siyasetçisi André Poggenburg Türkler hakkında abuk sabuk konuşmuş. İşte Boğaz'ın öbür tarafına gitsinler istemiyoruz şeklinde başka sevimsiz laflar da söylemiş. Buna aslında hem yerel diğer Alman siyasetçiler tepki gösterdi ama Almanya'daki Türk kuruluşları da bu siyasetçi aleyhine dava açmaya hazırlandıklarını açıkladılar. Bu daha önemli. Yani işte Türklere karşı çok kolay ifadelerde kullanabilme meydanı biraz boş bulmuşlardı. Bunlara karşı ırkçılıkla mücadele, bir ırkı ya da bir milleti aşağılamak konusunda Almanya'da kısıtlayıcı yasa maddeleri var. Onların harekete geçirilmesi açısından önemli. Ve Gökay Sofuoğlu'nun açıklaması var yabancı ajanslarda. Türk toplumunun işte toplum liderlerinden birisi olarak bu ifadeye, bu siyasetçiye karşı dava açılacak. Bu davanın başka davalarca da desteklenmesi bekleniyor. Diğer Alman siyasetçiler kınadılar. Şöyle bir savunma var. İşte
O çarşamba günü yapılan açıklama böyle bir karnaval falan havasında bir ortamdaydı. O espri de yapmış olabilir ama böyle espri olmayacağını herhalde o siyasinin bilmesi gerekirdi. Bilmiyorsa da bundan sonra daha iyi hatırlaması gerekirdi. Bir de ilginç tarafı işte Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenileri falan filan demiş siyasetçi. Tabii ki tarih bilgisi zayıf. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu kimle birlikte müttefikti de o Ermeni meselesinde başka hangi milletin acaba katkıları vardı diye bir açıp sorması gerekiyor. Herhalde ya unuttu ya da unutturduğunu zannediyor. Tabii ki alakası yok. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ilginç açıklamalar var. Bakanlık sözcüsü Amerika'nın artık Suriye'yi işgal etmekte olduğunu söyledi. Amerikan işgali altında El Tanf bölgesinde 55 kilometrelik bir alan var diyor Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Bu Deir ez-Zor'un işte meşhur Tanf ve Irak'a çıkış kapısı. Son gelişmeler de orada yaşanmaktaydı. Orada 55 kilometrelik bir alan var. Bu alan DAEŞ'lıların güvenli bölgesi haline getirildi ve burada DAEŞ'lılar bulunmaya, var olmaya devam ediyorlar diyor sözcü ki doğru bir tespit. Evet, orada dün de işte mesela küresel oyunda hatırlatmıştık değerli konuklarımızla. Profesör Köni vardı. Tanf ve Deir ez-Zor tarafında iki tane alanda DAEŞ'e nedense dokunulamıyor. Onlar hala orada tehlike olarak sürüyor nedense. Ve Rus Dışişleri Bakanlığı da onu söylüyor. Orada güvenli alan yarattılar. Orada DAEŞ'lar kalmaya devam ediyor. Başka Amerikalıların Fırat'ın doğusundaki eylemleri de çok dikkat çekici diyor sözcü. Şam ordusuyla birlikte müttefikleri, Kürt müttefikleriyle birlikte Şam ordusuna karşı savaştılar diyor. O savaş konusu işte tekrar Fırat'ın doğusu işte meşhur harita bu. Evet, şu iki siyah bölge belki biraz daha küçülmüştür ama o alanları nedense Amerika ordusu hiç dokunmuyor ve orada kalıyor. DAEŞ varlığı var diye. Bitirseler DAEŞ hikayesi bitecek. Sonra söylediği şu. Suriye ordusuyla olan çatışmaya dikkati çekiyor. Suriye ordusuyla çatışmada Rus paralı askerlerin de yer aldığı ve çok sayıda ölü haberleri vardı. 100, 200, 300 ölü diye. Şimdiye dek yalnızca 5 Rus vatandaşı öldü Amerikan saldırısında diye vurgusu var Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün. O yüzden o işte belki 100, 100 ya da 200 yaralılarla birlikte belki 300 kayıp var ama onların kaçı Rus askeri, kaçı değil ya da işte paralı asker. O net değil. Başka Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın Türkiye'yi de kışkırtmakta olduğunu söylüyor. Diyor ki Amerikalıların desteğiyle Irak'tan Kürtlere yeni silahlar gitti. Amerikan desteğiyle Amerika'nın Irak üzerinden Kürtlere, Kürt gruplara, terör gruplarına, PKK, YPG'ye yeni konvoylarla silah gönderdiklerini söylüyor. Bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Artı Türkiye'nin işte Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiğini hatırlatıyor sözcü ve buradaki çatışmaların çok şiddetli geçtiğini söylüyor. Silahların nereye gittiği konusunda. Sonra da Amerikan Dışişleri Bakanı diyor ki biz ağır bir silah vermedik, nesini toplayacağız? Ardından genel durumda işte İdlib'de de çatışmalar var ve orada başka grupları suçluyor Rus sözcü. Ama sonuçta Rus sözcünün ya da Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın çizdiği tablo Amerika'nın Suriye'de kışkırtıcı ve neler yaptığı konusunda daha çok ayrıntı çıkartmaya başladı. Rusya buna yeni başladı. Daha önce sessiz kalıyorlardı. Son 2-3 gündür Amerika'nın marifetleri konusunda daha bir açık sözlü olmaya başladılar. Kim bilir daha neler vardır anlatmadıkları. Katar'a yönelik haksız abluka. Suudi Arabistan işte
Emirlikler, bir de Bahreyn'in katılımıyla zaten 6 tane üyesi vardı o topluluğun. Katar'ı ablukaya yönelttiler. Kuveyt arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Uman katılmıyor. 3 tanesi de Katar'a yönelik baskıyı sürdürüyorlar. Amerika'nın bu meseleyi çözmek için Camp David'de bir zirve toplamayı düşündüğü bildirilmekte. Donald Trump'ın bu projesiymiş. Donald Trump ilgili ülkeleri Camp David'e davet edip şu meseleyi çözün diyecekmiş. Zaman işte önümüzdeki aylar deniyor. Donald Trump'ın böyle bir diplomasi için zamanı, zemini onlar tartışılabilir. Ama daha önce de Katarlı kaynaklar Trump'ın tek bir telefonuyla bu işin aslında çözülebileceğini söylemişlerdi. Ama müzakere için değil, yalnızca bu ablukanın kalkması. Çünkü müzakere edilecek bir şey Kuveyt, Katar'ın egemenliğinin müzakere edilmesi söz konusu olamaz. Onu Katar yönetimi ısrarla söylemekteydi. Bu ortamda Amerika bir şeyler yapmaya niyetli imiş. Ama tekrar burada hepsinin Katar'ın üzerine yüklenmesi kabul edilir bir şey değil. Camp David'e tarafları kapatmak ve oradan Donald Trump başarı arıyor. Camp David'de işte İsrail-Mısır barışını kurduğum falan diye bir eski tarihi hikayeyi oradan hatırlayıp da ben de Körfez barışını sağladım gibi bir şey çıkartmaya çalışıyor olabilir. Ama durum bu. İşte taraflar konuşmuyor değiller. Yani son mesela Aralık ayında Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı vardı. Fakat oraya Şeyh Tamim gitti, Katar. Kuveyt ev sahibiydi. Onlar da emir düzeyinde tabii ki ev sahipliği yaptılar. Fakat diğerleri düşük düzeyde bakan göndermişlerdi. Yani böyle bir gerilim devam ediyor. İşte hava ulaşımı hala sıkıntılı. Abluka hala var. Zaman zaman ateşli açıklamalar yapıyorlar. Bu ortamda bakalım ne olacak demekten başka çözüm şimdilik yok. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bütün işleri bitirdikten sonra Fransa'daki Müslümanlık konusuna eğilmeye karar vermiş ve son demeci vardı. 2018'in hedefleri arasında, kendine koyduğu hedefler arasında Macron Müslümanların Fransa'da organize olma biçimini de bir ele almamız gerekiyor dedi. Ve bu noktada öncelik laikliğin geri getirilmesiymiş. Yani Macron'un kafasında Fransa'daki Müslümanlık örgütlenmesinin gözden geçirilmesi ve bu örgütlenmenin laiklik ilkesiyle hareket etmesi falan gibi bir şey var. Bu sözlere tepki Ahmet Ogras'tan geldi. Türk ve Fransız vatandaşı ve Fransa'nın bu işte Müslüman topluluklar ya da Müslüman toplum temsilciliği olarak bilinen CFCM adlı kuruluşun başkanı. Konsey olarak geçiyor. Müslüman Konseyi diye geçiyor. Bu konsey Sarkozy zamanında kurulmuştu ve şu an işte Ahmet Ogras'ın başlandığında sürüyor. Ahmet Ogras dedi ki herkesin işine bakmasında fayda var. Yani Macron kendi işine baksın. Biz de Müslüman toplumu nasıl temsil edeceğimiz konusunda biz de kendimiz işimize bakalım. Kal köşeli bir laf. Ve de diyor ki Ogras Müslümanlık bir dindir ve kendi cemaati tarafından yönlendirilmesi, yönetilmesi ve şekillendirilmesi gereken bir dindir. Dolayısıyla dışarıdan böyle bir müdahale ya da dışarıdan bir koruma, vesayet, velilik ya da vasilik kavramıyla gözetilmesine gerek yoktur. Böyle bir şeye yer de yoktur diyor. Çünkü evet Macron'un niyeti öyle bir vesayet altına almak, siz burayı işte nasıl yönetiyorsunuz, ne oluyor falan gibi müdahale. O müdahaleyi de kabul etmeyeceklerini söyledi. Müslüman cemaatin lideri nedir? 67 milyon Fransa, işte Katolik çoğunluklu ülke, en az 5 milyon Müslüman var. Hayli güçlü bir Müslüman toplumu var. Bu konseyi 2003 yılında Sarkozy kurmuştu. Yani orada da mantık şuydu, işte muhtelif din gruplarının, işte Katoliklerin örneğin rahipler kurulu var.
bize de bir Müslüman konseyi kur olsun da işte biz de muhatap olsun o Müslüman konsey, Fransa'daki Müslümanları temsil etsin falan gibi bir gerekçeyle 2003, sene 2018, şimdi Macron buna bir göz atalım falan demeye başlamış. Dolayısıyla hassas konu, bunu izleyeceğiz. Bu arada Macron'un başka marifeti de var. Macron medyayı Elize Sarayı'ndan çıkarttı. Elize Sarayı'nda bir basın odası varmış. İşte medya temsilcileri gelip orada oturup Elize Sarayı'nda ne oluyor, ne bitiyor onu izlerlermiş. Macron mesafe koymak için medya ile arasına medyayı oradan çıkarttı, yakındaki bir binaya aktardı ve de Fransız medyası tabii ki buna tepki gösterdi. Macron neyi saklamaya çalışıyor, hani şeffaf olacaktı diye. Hatta Fransız Gazeteciler Sendikası bunun Macron'un dönemine bir leke olarak geçeceğini söylemiş. Tabii 1980'de François Mitterrand kurmuş orada işte basın odasını. 1980'den önce de medya yine Elize Sarayı'nda yokmuş. 80'de Mitterrand koymuş. Sene 2018 Macron, namı diğer Napolyon Bonaparte. O da medyadan vazgeçiyor. Gerek yok, ben bir şey olursa çağırırım noktasında. Bir de Güney Afrika'ya bakalım. Şöyle, Güney Afrika'nın yeni bir cumhurbaşkanı var. Zuma vardı. Zuma 9 yıldır cumhurbaşkanıydı. Artık eskidi, yıprandı, yaşlandı. Ve de Zuma'nın yerine yeni bir devlet başkanı var. Cyril Ramaphosa. Ya da bu Afrika Ulusal Kongresi, işte Güney Afrika'nın tek partisi olarak yıllardır devam eder. O partide bunlar hep Nelson Mandela'nın omuzdaşları diyelim. O ekip, onlar birer birer işte görev değiştiriyorlar. Zuma'da Mandela 2000'dendi. Sonra yaşlandı, işte çok artık yönetemiyor vesaire. Onu kenara aldılar ve Ramaphosa'yı getirdiler. Ramaphosa zaten 2014'ten beri başkan yardımcısıydı. İşte biraz daha genç, 65 yaşında, daha dinamik ve de Güney Afrika'yı daha bir çekip çevirecek ve de daha iyi yönetecek diye bir umut var. Ama sırf başkan değiştirerek Güney Afrika'nın önemli sorunları var. Güney Afrika'nın mesela ekonomisi bozuk durumda. Toplumsal yapısı hayli çöküntülere uğramış durumda. Yeni bir dinamizm gerekiyor. Bu ülke iyi kötü işte BRIC, Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan grubuna dahil olmaya çalışıyordu. Afrika'nın umudu, Afrika'nın en parlak flash ülkesi falan gibiydi. Yok, onların hiçbiri kalmadı. Bir dinamizm gereken ve de yeni bir canlanma isteyen bir Güney Afrika var. Güney Afrika'nın Cape Town'unda su yok. Onu da anlatıp duruyoruz. 4 milyonluk şehirde su işte Mayıs ya da Haziran'da kuruyacak ve musluklardan su bile akmayacak. Böyle bir ortamda yeni cumhurbaşkanının hayli işi var. Ülkeyi derleyip toparlaması lazım. Bütçeyi canlandırması, ekonomiyi canlandırması lazım. Cape Town'a suyu nereden bulacak? O hayli sorunlu ve tartışmalı. İtalya'da seçim var. 4 Mart'ta seçim. Berlusconi ve üç partili Berlusconi koalisyonunun hala şansı yüksek. Önde gidiyorlar anketlerde. Bu arada Berlusconi soğuk savaşı bitiren adımı da kendisinin attığını söyleyerek bir başka dikkat çekici açıklama yaptı. Ama Berlusconi'dir, yapar. O normal bir şey değil. Asıl şu, bu seçim kampanyası boyunca Berlusconi'nin koalisyonu dahil herkes ısrarla cömert cömert seçmene vaatlerde bulunmaya başladı. İşte mesela nedir? Vergi indirimleri, emeklilik maaşlarının artırılması, artı diğer sosyal güvenlik harcamalarına destek verilmesi ve halkın sosyal güvenlik yükünün azaltılması falan. Fakat işleri bilen ekonomistler de diyorlar ki İtalya hala bir borut fıçısı. İtalyan ekonomisi Yunanistan'dan sonra Avrupa Birliği'nin en batık ekonomisi. Şu an borcun milli gelire oranı %23. Yani bir milli geliri aşıp
23 puan da üstten alacaklı olan bir borç sistemi var. Teknik olarak iflas deniyor ama ülkelerin bu şekilde iflas etmediği biliniyor. İşte bataklığın kıyısında diye geçiyor. Yunanistan bundan daha kötü. Onlarınki %160 falandı son baktığımızda. Ama %132 de şey için, İtalya için hali zor bir durum. %132. Şimdi bilenler de diyor ki bu İtalyan siyasetçiler dikkat etsinler. Bu cömert vaatleri zaten tutamayacaklar. Eğer tutmaya kalkarlarsa İtalya'nın işte euro hesabıyla 2 trilyon, 2.3 trilyon borcu var. Bu borç faizle birlikte uçar ve de herkes altında kalır. Aman dikkat. İtalya hala çok hassas noktada. İtalya hala dikkatli gitmesi gereken ve harcamasına çok dikkat ve özen göstermesi gereken bir ülke. Siyasetçiler seçim kazanmak için cömert vaatlerde bulunmaya başladılar. İtalyan Merkez Bankası Başkanı da zaten aman dikkat edin, ne vergileri indirebilirsiniz ne de harcamaları artırabilirsiniz dedi. Ve bu işlerin desteklenmesi halinde İtalyan bütçesinin patlayacağını, maliyesinin patlayacağı uyarısında bulundu. Şimdi ayın 4'üne kadar İtalyanlar da alışık aslında muhtelif vaatlere ve tutulmayan vaatlere. Şimdi asıl soru, Berlusconi ekibi ne kadar oy alacak ve 3 parti tek başına çoğunluğu sağlayacak noktaya gelecekler mi ve de ondan sonra ne olacak? Ama onun için de 4 Mart'ı beklememiz gerekiyor. Hindistan'da ilginç bir banka dolandırıcılığı olayı var. 2 gündür aslında dünya piyasalarını da hali meşgul etti. Çalkantı yarattı. Şöyle, Pencab Milli Bankası, resmi devlet bankası, bu bankayı bir mücevherat grubunun şirketinin dolandırdığı, hem de bu dolandırıcılık miktarının 1 milyar 800 milyon dolar olduğu anlaşıldı. 1.8 milyar dolarlık bir dolandırıcılık hayli yüksek. Bankayı ve de Hindistan finans sistemini sarsacak bir durum. Ne yapmışlar? Şöyle, bu işte meşhur kuyumcu deniyor. Onun da soyadı Modi. Hindistan Başbakanı Modi ile bir akrabalığı var mı yok mu bakmadık. Herhalde yoktur diye düşünülüyor. Modi belki geniş bir, popüler bir soyadıdır onun için diye bir iddia olabilir. Ama Modi isimli kuyumcu bu bankanın yerel şubelerinden sahte teminat mektupları alıp sonra bu teminat mektuplarıyla yurt dışında örgütlü Hint bankalarından kredi çekmiş. Yerel bankadan sahte usullerle işte banka ilgililerini ayarlayarak falan gerçek dışı teminat mektupları alınıyor. Bu teminat mektuplarıyla birlikte dış bankaya gidiliyor. O da Hindistan Bankası. Ve oradan işte cömertçe, ismi de var, meşhur kuyumcu işte herkes tanıyor vesaire diye, cömertçe krediler alınmış. 1.8 milyar bunu bir gecede tabii ki yapmadılar. Ta 2011'den beri devam ediyormuş. Peki ne zaman fark etmişler? Çok yeni fark etmişler. Soruşturma, kovuşturma devam ediyor. Şu noktada şimdilik yalnızca 43 milyon dolarlık bir gedik var diye vurgulanıyor. Ama 1.8'e kadar da gidecekleri anlaşılıyor. Banka işte biz yükümlülüklerimizi yerine getirmeye muktediriz, bir şey yok diyor. Ama şu an Hindistan ekonomisinde ciddi bir potansiyel kriz riski. Afganistan'da Birleşmiş Milletler yıllık raporunu açıkladı. Afganistan'da ne kadar sivil öldü 2017'de? İlk başlık %9 azalma var. Aa, güzel işte, Afganistan'da ölümler, yaralanmalar azalmış. Sivillere yönelik olması ayrı bir sorun tabii ki. Peki ne kadar? %9'un azalmış hali şu. 10 bin kişi ölmüş ya da yaralanmış 2017'de. Ve hepsi sivil. Kadın, çoluk, çocuk, herkes. Ve bunlar çatışmanın arasında kalan, patlama noktasının yakınından geçmekte olan, hiçbir alakası olmayan siviller. Tam 10 bin kişi, 3400'ü ölü, 7 bin küsürü yaralı. Ne bu? Azalmış hali. Afganistan'daki felaketin boyutunun yalnızca bir parçası. Afganistan'da savaş falan yok.
Amerika'nın iddiası her şeyi işte kontrol etmeye başladık. Merkezi idare durumu sağlamlaştırıyor vesaire. Amerika yeni asker gönderiyor. Evet, çok güzel. Barış ve sükun. Ne gezer? 10 bin kişi yine telef olmuş durumda. Siviller nasıl? İşte çatışmada ölüyorlar. Terör saldırısında ölüyorlar. Başka hava bombardımanı. Mesela o çok izlenmişti bir ara. Toplam sivil kayıpların %6'sı hava bombardımanından gelmiş. Yani koalisyon Amerika yok biz bombalamıyoruz, bizle alakası yok demeye getiriyor. Ama yine de 295 kişi ölmüş, 336 kişi yaralanmış hava bombardımanlarında. Havada çünkü fazla bir şey kalmadı. Havadan bombalayacak bir şey kalmadı ama bu halde bile 500-600 kişi telef olmuş durumda. Kadın ve çocukların durumu çok daha vahim. Toplamda 359 kadın can vermiş, 865 kadın yaralı, yani 10 binin net bini ölü ve yaralı olarak kadınlara ait ve en acısı 861 çocuk ölü, 2320 çocuk yaralı. Tek bir çocuğun, tek bir insanın, tek bir sivilin bile ölmesi tabii ki kabul edilemez bir şey. Ama Afganistan ortamında artık bunlar hep istatistik ve hep sayı olarak geçiyor. Hesaplarının tutulmuş olması bile mucize. Ne o Afganistan'da? İşte Afganistan'a huzur getiriyoruz. Afganistan'ın terörden temizlenmesi vesaire. Sonuç 10 bin ölü ya da yaralı. %9 da azalmış. Aferin. Şimdi evet, şimdi bir de şu Ege ve Güney Kıbrıs'taki duruma bakalım. Türkiye Yunanistan. Şöyle dünden beri aktarmaktayız. İşte dün akşam küresel oyunda değindik. Yunanistan ortalığı ayağa kaldırmıştı. Kardak'ta Türkler şunu yaptı, bunu yaptı. İşte Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler'in 5 daimi temsilcisi, Almanya, Amerika ayrıca böyle bir herkese briefingler. Türkler şunu yaptı, Türkler bunu yaptı şikayeti. Şikayet noktasına Başbakan Tsipras da bugün katıldı. Ve bir konferansta başka bir vesileyle konuşurken Başbakan Tsipras dedi ki mesajımız bugün de şudur, yarın da aynıdır, öbür gün de aynı kalacaktır. Her zaman mesajımız şudur. Yunanistan toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına tecavüze hoşgörü göstermeyecektir. Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına kim tecavüz etmiş acaba diye sormak gerekiyor. İsim vermiyor. Sonra Yunanistan oyun oynamaz diyor. O nereden çıktı onu tam çözemedik. Yunanistan'ın oyun oynamaması. Oyun oynamayan bir Yunanistan var. Peki Tsipras onu da söylemiş. Aynı zamanda Yunanistan'ın en sevdiği oyunu oynuyor şu an Tsipras. Diyor ki Yunanistan'ın sınırları unutulmasın ki Avrupa Birliği sınırlarıdır. Yani bize bir şey olursa bu Avrupa Birliği'ne yönelik bir şey anlamına gelir ve bütün AB'yi ilgilendirir. Bu şey tekrar tipik Yunanistan uygulamasıdır. Dürtüp kaçıp sonra anne falan beni şöyle yapıyorlar diye şikayet etmek. Tekrar orası Kardak'tan bahsediyorlar. Avrupa Birliği'nin sınırı olarak Kardak orası ortaya çıkmış durumda. Bu arada Tsipras bir yandan bir şeyler çalıp söylüyor. Bir yandan da Savunma Bakanı. Bunlar iki ayrı parti, iki ayrı aslında rakip koalisyon ortağı ama iki ayrı rakip oldukları için daha bir farklı seslerde çıkabiliyor. Kamenos zaten gayet renkli, hani Kardak'a gidememişti de başka bir yere şöyle suya çelenk atmıştı. O Kamenos şöyle bir grup Amerikalı yetkiliyle görüşmüş. Ve de o görüşme sonrasında bir tweet paylaşmış Kamenos. O tweet de diyor ki Yunanistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlal Yunan Silahlı Kuvvetleri'nden anında derhal karşılık görecektir. Kamenos'un da mesajı bu.
bir ihlal anında Yunan Silahlı Kuvvetleri'nden karşılık geleceği. Peki. Sonra orada Türkiye adı kullanılmış. Şöyle Türkiye'nin agresif saldırgan tutumuna karşı sessiz kalamaz diyor Yunanistan. Ve bunun için üçüncü bir partinin müdahalesini, üçüncü bir tarafın müdahalesini de bekleyemez diyor. Yani eskiden gerilim sırasında Yunanistan işte Amerika ne diyor, Avrupa Birliği, Almanya falan gibi üçüncü taraf dedikleri onlara bakardı. Şimdi onları beklemeden bir şey yapmalıyız diyor. Eyvah ki eyvah, bir yanlış yapma ihtimalleri yüksek demektir. Kamenos'un yanlış yapma ihtimalinin yükseldiğini söyleyebiliriz şu noktada. Hem de üçüncü tarafı beklemeden kendi başına bir şey yapması. O bir şeyin ne olabileceğini ayrıca konuşabiliriz. Sonra Kamenos aynı zamanda bu Brüksel'deki NATO toplantısındaydı. Orada da NATO işleri yerine Türkiye'yi şikayetle vakit geçirmiş. İşte Amerikan Mattis'le konuşmuş, NATO Genel Sekreteri ile konuşmuş. Kardak ve Türkiye'nin yaptıkları konusunda bilgi vermiş. Onlar da dinlemişler anlaşılan. Sonra Türkiye'nin iddialarını çürüten kanıt sundum onlara. Bu yalnızca Yunanistan'ın bir boş konuşması ya da Yunanistan'ın gürültü yapması değil diyor. Ne kanıtı sunduğunu da anlamadık açıkçası. Kardak'tan taş toprak mı götürdü, onlara verdi, ne yaptı bilemedik. Gerçi yok, çıkmamıştı. Onun için Kardak'tan taş toprak alması mümkün değil. Onun için ne kanıtı sunmuş, orası da belli değil. Fakat şöyle, işte Türkiye bu hala şeydeler. Pazar gecesi Türk ve Rum hücum botlarının yan yana gelip işte Yunan hücum botunun kenarının bükülmesi olayıyla hala meşguller. İşte olur öyle şeyler gibi bir açıklama vardı. Onu işte yok siz kasten yaptınız demeye getiriyorlar. Sonra şu an itibariyle aslında Kardak'ın çevresinde bir hareketlilik yok. Hatta çarşamba günü itibariyle Kardak'ın çevresinde Yunan ve Türk botları görünmüyordu diye bir ifade de var. O yüzden doğru ya da değil. Ama şu var. O bölgenin biraz daha yukarısında hem Yunanistan hem Türkiye donanmaları manevra yapıyorlar. Yunanistan'ın donanma tatbikatı varmış Kuzey ve Orta Ege'de diye geçiyor. Astrapi. Ve bu tatbikatı Türk savaş gemisi Barbaros izlemekteymiş. Aynı zamanda bölgede bir Amerikan savaş gemisi daha var. O da dolaşıyor diye bilgi var. Bir Amerikan destroyeri. Onun dışında Türkiye'nin işte kendi donanmasının alt tarafta, daha aşağı tarafta bir tatbikatı olduğu, hareketlenmesi olduğu bildiriliyor. Ve Yunan tarafı şimdi ısrarla işte bu Barbaros nerede, Barbaros hangi alanın çevresinden geçti vesaire, onu takip etmekle meşguller. Başka Kamenos'la ilgili bir bilgi daha var. Ha, sonra Kamenos kalktı dedi ki NATO'dan güvence aldım dedi. Yunanistan, NATO Türkiye'ye karşı Yunanistan'a ne güvencesi vermiş, o da ayrı. Şöyle, Yunanistan'ın toprak bütünlüğü konusunda NATO'dan güvence almış. Bu da bir başka durum. Sonra işte bütün gerçekleri artık Amerika ve NATO Genel Sekreteri biliyor diye övünmüş. Kamenos'un sözleri fazla ciddiye almak gerekebilir, anlayamak da gerekebilir. Ege'de durum bu. Sonra Güney Kıbrıs'taki durum, Güney Kıbrıs'taki de durum dünden ya da hafta başından beri değişmiş değil. Bu İtalyan gemisi açıkta istenilen noktada, Türk savaş gemilerinin uyardığı noktada bekliyor. Olay yerine gitmesi söz konusu değil. Olay yeri bu işte Larnaka'nın karşısındaki 3 numaralı parsel. O 3 numaralı parsele şurayı, evet. Orada sondaj yapmaya niyetlilerdi. Bu arada İtalyan Savunma Bakanı'nın da tekrar NATO toplantısı vesilesiyle Türk Savunma Bakanı Canikli ile görüştüğü bildiriliyor. Ama tekrar
İtalyan şirketinin bu işle alakasının olmaması ve öyle gemisini falan gönderirken de dikkatli olması beklenirdi, gerekirdi. İşte Rum tarafı bu gemi orada durduruldukça biz Türklerle konuşmayız demiş Birleşmiş Milletler'e. O konuşmama vesilesiyle de çok değerli tarihi fırsatlar mı kaçıyor? Yok, hayır, bir şeyin kaçtığı yok. Şu noktada malum neşriyatlar devam ediyor. Süreci izliyoruz. Ege'de durum, Kıbrıs'ta durum bu. NATO'nun NATO olarak Brüksel'deki bir de kendi başına toplantısı vardı. Orada da Avrupa Birliği'ne Amerika'dan bir uyarı geldi. Dediler ki siz Avrupa Birliği falan ordusu kurmayın, kuramazsınız, kurmaya da kalkışmayın. Avrupa'yı koruyacak olan NATO'dur, o kadar. Şimdi bu hep sürüyor işte, Avrupa ordusu kurulması. Avrupa Birliği yok, biz ordu kurmuyoruz, savunma sanayilerini birleştiriyoruz falan diyerek bir yan kanal açmaya çalışıyordu. Bu yan kanalda bile Amerika böyle bir kanal açılırsa, Avrupa kendi işte sanayisini falan geliştirmeye, savunma sanayini geliştirmeye çalışırsa, Amerika orada iki tane tehlike görüyor. Bir tanesi Amerikan mallarının satılmaması ihtimali, o zaman yerli üretim falan olacak. İkincisi Amerika'nın bu Avrupa pazarından dışlanması. Üçüncü olarak da siyaset ve askeri olarak Amerika'nın NATO üzerinden Avrupa'daki hakimiyetinin azaltılması, ortadan kalkması falan. Bütün bunlara karşı sert biçimde Amerikan tarafının NATO'da Avrupa Birliği'ni uyardığı, artık uyarı ya da tehdit diye de alınabilir, anlaşılıyor. Şimdi bu konu işte tekrar, mesela dün herhalde izlediniz, küresel oyunda da gündeme geldi. Profesör Hasan Köni Avrupa'nın kendi başına bir ordu kurmasının NATO için bir felaket olacağını söylemişti. Aynı durum devam ediyor, NATO için bir felaket durumu. Şimdi son noktada tekrar Amerikan Savunma Bakanı Mattis diyor ki anlaştık. Bir tek savunma noktası varsa o da NATO'dur. Avrupa Birliği kendi başına öyle ordu kurmak, savunma paktı kurmak falan derdinde olmayacak. Şimdi buraya nasıl geldiler? Orada da söylüyor. Çok içten konuşmalar yaptık diye, bu içten konuşmalar yaptık denmesi bir anlaşma sağlandığı falan anlamına gelmiyor. Herkes ağzına geleni söylüyor anlamındadır aslında bu samimi konuşma. Samimi biçimde bir konuşma dendiği zaman herkes ağzına geleni söylemiş demektir. Onun için o samimi konuşmadan bir şey çıkmıyor. Şimdi Avrupa Birliği ne yapıyor? Avrupa Birliği'nin derdi şu. Avrupa Birliği işte bu bir PESCO denen Avrupa Savunma Fonu ve kalıcı olarak yapılandırılmış işbirliği falan, PESCO denen bir şeyle 17 tane proje belirlemişlerdi ve 17 projeden kendileri kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela ne? Yeni piyade savaş aracı, zırhlısı, yeni piyade için yeni zırhlı yapılması. Bu Avrupa Birliği'nin projeleri arasında. Başka işte elektronik iletişimin geliştirilmesi ayrı bir şey. Bütün bunlar Amerika'nın tekeli olan alanlar ve Amerika bu tekelinin kırılmasına karşı. O yüzden de sert biçimde Avrupa'yı uyarmaktalar. Avrupa da diyor ki canım siz NATO bitti dedi başkanınız. Evet, Başkan Trump NATO bitti demişti. Sonra Amerika gelir demişti. Biz de kendi başımızın çaresine bakıyoruz. Yok, hayır, onu da kabul etmiyor Amerika. Ve bu şekilde bir dikte durumu var. Söylediğimizi yapın, söylediğimizden dışarı çıkmayın ve de asıl şu var, deniyor ki Amerika bu işlerin kendisinden kopmakta olduğunu fark ettiği için hırçınlaştı ve bu kadar sert tepki gösteriyor. Çünkü ciddiye almayacak bir şey olsa Amerika uğraşmazdı, ama Avrupa Birliği'nin kendi başına bir şeyler yapmakta olması Amerika'yı rahatsız ettiğine göre demek ki Avrupa Birliği'nin niyeti ve de gidişatı ciddi diye bir başka da yorum var. NATO nereye? Öncelikle hangi NATO demek lazım? Ama Atlantik İttifakı'nın da Avrupa'da da çatırdamakta olduğunu bu şekilde görmekteyiz.
Yakınlarda baba oğul operasyonu. Şöyle iki gezgin, baba oğul gezgin, baba Kuzey Kutbu'na da yürüyerek gitmişti. Şimdi oğluyla birlikte bu işe Antarktika'dan başlamışlardı ve özellikleri şuydu. Bu bütün kutup yolculuğu temiz enerjiyle sağlanacaktı. Bütün yedikleri, içtikleri, kullandıkları işte bütün ek araç gereç güneş enerjisi ya da işte bu yolla doldurulan bataryalarla çözülecekti. Doğayı kirletmeden, çevreyi kirletmeden bu misyon tamamlanacaktı. Kısmen tamamlandı, şöyle tamamlandı. Baba yorulduğu için önemli bir kısmı helikopterle götürdüler. Sonra son 16-17 kilometreye getirdiler. Ama ikisi sonra baba oğul olarak ulaşmayı başardılar kutup noktasına. O kutup noktasının da bir ilginçliği var. Güney Kutbu'nun tam kutup noktasına bizim şu masa gibi şu küre saplanmıştır. Bu küre dünyanın sıfır noktasıdır. Ve de işte herkes kendisini de görür böyle o şartlarda dayanabilecek parlaklıkta ve yansıtıcısı olan bir küre. O küreyi de bu vesileyle görmüş olduk. İşte Güney Kutbu'nun sıfır noktası neresi deyince burası. Gelip oraya sağ salim ulaşanlar o noktada o küreye dokunup fotoğraf çektirebiliyorlar. Kutupta tekrar oraya gelen ülkelerin bayrakları da var. İşte orada Güney Kutbu'nda daha önce de anlatmıştık. Muhtelif ülkelerin araştırma istasyonları vesaire var. Türkiye'de sırada, tabii ki Türkiye'de Güney Kutbu'na giriyor. O bayraklar dizisine bir tane de Türk bayrağını ekleyeceğiz herhalde kısa zamanda. Onu da ekledikleri zaman onu da gösteririz. Küre, kutup, Türk bayrağı. Ha, bu Japonya'daki buz festivali, Japonya'nın aslında bu olimpiyatlardan önceki hikayesiydi. Yoğun kar yağışı olan Sapporo, Japonya'da burada kış olimpiyatı yapmıştı. Oranın karı meşhurdur. O kara ve buza nedir? Kış festivali. Sonra da maharetlerini, mimarların ve sanatçıların maharetlerini göstererek buzdan heykeller, heykel de değil, anıt yaptıkları ve ziyarete açtıkları müthiş festival. İşte Japonya'nın meşhur figürleri var. Uluslararası tanınmış binalar, işte manga kahramanları, Japon çizgi roman kahramanlarının görüntüleri var. Hepsi maharetle, buzdan, epey çalışmayla yapılmış. Akşamları da işte ses ve ışık gösterisiyle bunu anlatıyorlar. Efsaneler ve manga, çizgi roman karakterlerini yapmışlar. O açıdan bu yılki festivalin perspektifi o. Bu kadar. Yarın 20'de tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalınız.